A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Hayata dair programımızda Tuğçe Hanım'la birlikte bugünkü konuğumuz deneyimli gazeteci Sayın Tayyar Işıksaçan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi vallahi, fena değil. Koşuşturma bizde biliyorsun hiç bitmiyor. Medyada dinlenmek, bayram, seyran, gece, gündüz öyle bir şey yok. Ama güzel, sağlık yerinde olunca biraz da işini zevkle yapıyorsan sorun kalmıyor. Ben sizi tanırım uzun yıllardan evet, beri. Evet, uzun yıllardır medyanın dostluğumuz var. mutfağından gelmiş, ilk basamaklarından gelmiş. Ben lise 1. sınıf öğrencisiydim medyaya ilk adım attığımda. Benim yaşıtlarım öğlenden sonra çıkıp evlerine ders çalışmaya gidip ya da mahalle arasında top oynadıklarında ben okuldan çıkıp fotoğraf makinemi alıp Babali'ye gidiyordum, Cağaloğlu'na gidiyordum. Ve o hiç bitmedi. Bir askerlik arası var. 18 ay askerlik dönemim var. Döner dönmez yine devam ettim. Görsel televizyonlar başlayınca da yazılı medyadan yine televizyona geçen ilk gazetecilerden biriyim. O yüzden de dostluklarımız, tanışıklığımız da çok eskilere dayanıyor seninle. Evet. O merak nasıl başladı? Yani nerede mesela doğdun, büyüdün, o şeyi nasıl gelişti? Ben İstanbul'da doğdum. Birazcık izleyicilerimiz seninle Ben 1963 bilgiler. İstanbul doğumluyum. Çocukluğumdan beri gazeteciliğe karşı böyle bir merakım var. Daha doğrusu fotoğrafa bir merakım var. Fakat benim çocukluk dönemimde akşam üzerleri saat 5'e 4'e doğru mahalleye gazeteci gelir gazete satardı. Rahmetli babaannem de beni ben gazeteci olacağım deyince beni öyle gazete satacağım diye zannedip zaman zaman böyle haşlardı. Gözün kör olmasın, böyle bir meslek mi buluyorsun diye. Halbuki benim niyetim böyle değildi. Sonra sevgili Deniz Erkanat'ın oğlu Kerry şu anda Amerika'da. Benim çocukluk arkadaşım annesiyle röportaj yapan bir gazeteci Deniz İzgi Hürriyet'te Gong dergisinde çalışıyor. Demiş ki ya öğrencilerle ilgili bir haber yapacağım. Bana 3-4 tane öğrenci arkadaşını getirsene. Bu da bizi aldı. İşte hafta içinde dergiye gittik. Ben bir gazeteden içeriye girince kendimi kaybettim. Meraktan fotoğraflara nerede çekiliyor, nasıl yapılıyor falan. Bu da sürekli beni izliyor. Biz röportajı bitirdikten sonra dedi ki sen çok mu meraklısın bu işe? Dedim ki çok meraklıyım. Peki dedi ben sana bir fotoğraf makinesi versem benim yaptığım bu dedi okul röportajlarını bana yapar mısın? Yapmaz mıyım? Ben o gün elimde bir Zenit fotoğraf makinesiyle çıktım Hürriyet'in kapısından. Ve ertesi günü akşam üzeri gazeteye geri döndüğümde 3 tane röportaj bitirmiştim. Şok oldu. Dedi ki okula gitmedin mi? Yok dedim gittim. Çıkınca ne yaptın? İşte eve en yakın yer neresi? Şiş Lisesi, Kurtuluş Lisesi, Mecidiyeköy Lisesi. Ben 3 tane liseye gittim. 3 tane röportaj bitirdim. Fotoğraflarımı da çektim geldim. Tek korkum fotoğraflar nasıl çıkacak acaba? Çünkü profesyonel bir makineyle ilk defa fotoğraf çekiyorum. Sonra oturtturdular beni bir masaya ve dediler ki konuştuklarını bir dök bakalım. Ne yapacaksın? O zamanlar dergide işte rahmetli Anuş Bakış, Ali Rıza Türker, Sedat Dizici, sevgili Deniz Dizici falan çalışıyorlar. Gong dergisini çıkartıyorlar. Ben sayfalarca yazdım. Birkaç tane yer gösterdi bana buraları düzelt bak böyle olsun diye. Bunu yaptık. Ertesi günü beni yine tekrardan dergiye çağırdı. Ben yine okuldan çıktım dergiye gittim. Stüdyo fotoğrafları çekiyor. Deniz ki Türkiye'nin en iyi stüdyo fotoğrafçılarından biridir. Dedi ki seni burada yetiştireyim. Stüdyo fotoğrafı çekmeyi öğren. Kapak çek, poster çek. Fakat dışarısı biraz daha cazip geldi herhalde bana. Ben o sezon okul bitene kadar bu tip röportajlar yaptım. Yaz döneminde beni un kapanına göndermeye başladılar. Müzik haberleri yapmaya başladım. Bir de sayfa ayırıp bir de bir fotoğrafımı koydular. Kulağımda kulaklıklar falan. Allah'ım yarabbim ben Baba Ali'yi keşfeden adam durumundayım. Okulda ayrı bir havadayım, mahallede ayrı bir havadayım. Ve o günden sonra bir daha hiç kopmadım. Ben okul bitene kadar aynı aileyle yani Hürriyet'teki Gong ekibiyle çalıştım ve askere gittim. Döndüğümde ekip Milliyet Yayınları'na geçmişti. Orada Hey ve Müzik Magazin diye, Yelpaze diye 3 tane yayın çıkartıyorlardı. Dönünce bunların arasına katıldım ve bir daha hiç bırakmadım. Oradan Sabah'a geçişim var. Sabah'la beraber de televizyon maceram başladı. Yine ATV'nin ilk maç yayınlarını aldığı dönemler ve 2-3 maç sonra Dinç Bilgin diyor ki bu saha içine çıkarttığınız röportaj yapan adamları görmek istemiyorum bir daha. Ümit Aktan maçları anlatıyor. Dedi ki ya yapsana bu işi. Ya benim hiç tecrübem yok. Nasıl yaparım ben bu işi? Ya ne olacak işte hafta sonu maç 2 saat arada 5 dakika röportaj bu. Bir hafta sonu beni apar topar aldılar İzmir'e gittik. Altay Fenerbahçe maçı hiç unutmam bir Fenerbahçe olarak seyrettiğim en kötü maçlardan biri. 2-1 mağlup olduk. Ben saha içi röportajları yaptım. Döndüm. Dinç Bey, Dinç Bilgin ve Zafer Mutlu odasına çağırdı. Dinç Bey dedi ki bir daha senden başka hiç kimse maçlara gitmeyecek. Allah Allah. Bundan sonra cumartesi pazar günleri nerede maç yayını varsa söyle aşağı Aykut Işıklar'a da hafta sonları sadece maçlara gideceksin. Böyle bir macera başladı. Ondan sonra işte magazinler başlayınca televizyonlarda
çok özel, Paparazzi, işte Jet Set, Magazine Forever, Top Secret gibi o dönemin en popüler magazin programlarının ilk aşamasıyla beraber televizyonda daha uzun süreli yer almaya başladım. O gün bugündür de bu bir şey gibi, böyle hani kana giren ve bir daha çıkmayan, tedavisi de mümkün olmayan bir hastalık gibi. Başka da hiçbir meslek düşünmedim açıkçası. Dönüp baktığımda bir 35 seneyi devirmişiz hani maşallah, çömezlik döneminden bu yana baktığımda. Maşallah. Şimdi en son TV8'de. Evet, TV8'de her sabah saat 8.40-10.40 arasında sevgili Pelin Çinli ve Salih Keçici'nin sunduğu programın yapım koordinatörlüğünü yapıyorum, aramızda kalsın diye bir magazin programı. Yaklaşık ne kadar oldu? Bir 7-8 ay oldu geçen sezondan bu yana. Evet, sen aslında medyanın duayenlerinden sayılırsın. Çok öyle ama sayılmaz. Daha tecrübeliyiz. Büyük abilerimiz var henüz bizi yetiştiren hocalarımız. 35 sene az değil. Ama toplumu da çok gözlemledin değil mi? Yani tabii. Şimdi senin insanlarla sıcak ilişki kurabilme, böyle güzel kişilik özelliklerin, zekan ve işte toplumla olan içli dışlı sosyal hayatın hem mesleki açıdan da seni özellikle toplumun belli bir kesimini izlemeye, yani daha çok mercek altına aldığın bir kesim var. O insanlarla ilişkilerin var. Yani oradaki ilişkileri, sosyal insan ilişkilerini, birbirleriyle olan ilişkilerini nasıl görüyorsun? Yani hep böyle insanların, şimdi medyanın popüler, gözünde olan insanlarda tabii, hayatı normal insanlardan bir iki adım önde yaşayan ve biraz da ekonomik şartlarından dolayı popüler yaşayan insanların bir güven algısı var. Size güvenmeleri gerekiyor. Çünkü sizin yaptığınız iş onların aslında hiç sevmedikleri bir iş. Yani hayatlarındaki bilinmeyenleri, görünmeyenleri, onları rahatsız edecek şeyleri alıyorsunuz ve ortaya koyuyorsunuz. Bu işi yaparken ya sizi kendi hayatlarının tamamen dışında tutup bu adam bizi her an ısırabilir, aman bizden uzak olsun durumu söz konusu. Ya bu adam işini yapıyor, hayatını da bundan kazanıyor ama adam olarak da doğru bir adam, dost olarak da bizim yanımızda dursun diyen arkadaşlarımız da var. Zaman içinde bu insanlarla çok uzun yıllara yayılan ve birbirimizi daha iyi ölçüp biçip anlayabildiğimiz çok sağlam dostluklar kurduk. Sevdiklerini, güvendiklerini ve kendilerine ihanet etmeyecek insanları hakikaten bağırlarına basıyorlar. Çünkü onlar da bizim gibi etten kemikten yaratılmış insanlar. Sadece şans yıldızları biraz daha yüksek, şansları daha fazla gülmüş. Belirli kabiliyetleri olan iş dünyasında, sanat dünyasında ya da futbol dünyasında. Ve şunu da kabul ediyorlar. Ya ben hayatımı televizyondan kazanıyorum, ben hayatımı sinemadan kazanıyorum, ben hayatımı futboldan kazanıyorum. Bu adam hayatını medyadan kazanıyor. Beni yazacak, seni yazacak, onu da yazacak ki işini yapabilsin. Bu ölçüde biraz da al gülüm ver gülüm durumu var. Onlar sizi kullanıyor, siz de onları kullanıyorsunuz. Ve karşılıklı bu alışverişle eğer birbirlerinizin çıkarlarını zedelemiyorsanız ve birbirinize yanlış yapmıyorsanız bu çok uzun bir yolculuk. Bu yolculuğu beraber yapabiliyorsunuz. Birçok insanın nereden gelip nerelere taşındığına şahit oluyorsunuz. Bildiğiniz çok özel anıları oluyor. Birçoğunu kamufle edebiliyorsunuz. Yeri geldiğinde dönüp size ya bugün bunu da görmeyi ver diyebilecek samimiyeti elde ediyorlar. Dediğim gibi eğer bu insanları zedelemiyorsanız, üzmüyorsanız ve bu alışverişi doğru yapıyorsanız hem siz yükseliyorsunuz hem onlar yükseliyorlar. Evet. İnsanların genel olarak zaten size güvenmelerinin sebebi çok büyük ihtimalle doğru sözlü olmanızdır ve samimi olmanızdır değil mi? Çünkü insanlar genellikle zaten yanlarında her zaman için samimiyet kurabilecekleri, doğru sözlü olan insanları barındırmak isterler. Onun dışında ne ticarette ne de insan ilişkileri içerisinde daha farklı böyle yalan söyleyen gibi kişiler insanlar çok fazla yanlarında istemiyorlar. Aslında her alanda bu çok önemli. Tabii şimdi hayatımızda yanlış insanlara yer yok. Çünkü insan olarak bizim de yanlış yapabilme durumumuz var. Evet. Bir başka bir yanlış insanların da hatalarının size yansıyışlarını kaldıramıyorsunuz zaten doğal olarak. Mutlaka zaman içinde insan olarak bizim de onlara karşı yanlışlarımız olmuştur. Ama ben ilişkilerimi kurarken, ikili ilişkilerimi kurarken dostluklara ve kuracağım ilişkilere çok önem veririm. Sadece haber yapmış olmak için bugüne kadar hiç kimsenin kalbini kırmadım. Bunu çok net biliyorum. O yüzden de hani birileri beni affetsin gibi bir durum yapmıyorum. Arkadaşlıklarımı ve dostluklarımı, şahit olduklarımı taşımamam gereken yere hiçbir zaman taşımadım. Yani sizden ayrıldıktan sonra gazeteci kimliğimi bir adım daha öne çıkartıp burada yaşadıklarımızı sadece o masa başında bir fotoğrafa veya 10 dakikalık bir görüntüye hiçbir zaman heba etmedim. Böyle olunca da dediğim gibi çok önemli isimlerle, herkesin hayranlık duyduğu, bir imza alabilmek için günlerce kapılarında yattığı ya da işte konserlerini izleyebilmek için sabahtan kuyruğa girip dünyanın parasını biletle ödeyerek aldıkları ya da maçını seyretmek istedikleri bir futbolcuyla siz
bir telefon kadar yakın oluyorsunuz. Bir çay kahve içebiliyorsunuz, dostluklar kuruyorsunuz. Sizin cemiyetlerinize gelebiliyorlar, sizi cemiyetlerine davet edebiliyorlar. Eş dost toplantılarınız oluyor. Böyle bir ayrıcalığa sahipken bu insanlara yanlış yapma lüksünüz olmuyor. Zaten otomatikman geldiğiniz nokta o yanlış yapma lüksünü elinizden alıyor. Ama dediğim gibi insanız, hani işinizi yaparken belki kantarın topu çoğu zaman kaçabiliyor da. Ama ben bu dengeyi hep çok iyi korudum. Yani kırmamaya, insanları üzmemeye, insan olduklarını hiçbir zaman unutmamaya çok değer gösterdim. O yüzden dediğim gibi 35 sene bitti neredeyse. Hani küsüm beni gördüğünde de suratını çevirir ve benden kaçar diyebileceğim hiç kimse yoktur. Ne benim için ne onlar için. Çok güzel. İnsan olarak zaten hepimizin beklediği sevgi görmek, saygı görmektir zaten. Yani toplumsal hayatın gereklidir ve aynı zamanda insan ruhen de bunu ister. Yani hep sevgi ortamı olsun, saygı ortamı olsun, kimse kimseyi kırmasın, bunu ister. Fakat baktığımız zaman da bazen tezat durumlar oluşabiliyor. İnsanlar daha çok sevmeyi, daha çok önemsenmeyi isterken tezat durumlar da oluşabiliyor. Şimdi malumunuz Suriye'de yaşanan olaylar var ve Suriyeli kardeşlerimiz de ülkemize sığındılar. Baktığımız zaman bazen çirkin görüntülerle karşılaşabiliyoruz. Çünkü insan kendisi zor durumdayken her zaman için önemsenmek ister, yardım görsün ister. Fakat kardeşlerimize baktığımız zaman, Suriyeli kardeşlerimize şu anda parklarda konaklıyorlar. Bazı kardeşlerimizin ayaklarında ayakkabıları yok, ihtiyaçları karşılanmıyor. Sizce toplumsal olarak bu konuda nasıl yardımcı olabiliriz ya da neler yapmalıyız? Şimdi hani kendi canı yanmayan, canı yanan insanın derdini biraz zor anlıyor ne yazık ki. Allah hiçbir zaman bize onların yaşadıklarını yaşatmasın. Savaş İnşallah. Çok acı bir şey. Ve burnumuzun dibinde hem din kardeşi olduğumuz hem aynı coğrafyayı paylaştığımız insanların içinde bulundukları durum gerçekten çok hoş değil. Ama şuna dönüp bakıyorsunuz ki devlet olarak kucağımızı açmışız ve yaşama şanslarını burada devam etme hakları vermişiz. Toplumu biraz daha bu konuda bilinçlendirmek lazım. Bu insanlar hayatlarının sonuna kadar bizim aramızda kalmayacaklar. Çünkü onların orada kendilerine ait bir kültürleri var ve oraya dönmek isteyecekler. Ama şu anda mecburlar. Yani keyiflerinden buraya gelmediler. Çoluklarını çocuklarını kurtarmak amaçlı buradalar. Biz hani mahallemizde lastik bile patladığında bir hap diye ayağa kalkarız. Bu adamların kafalarında bombalar patladı günlerdir. Kapı komşuları öldürüldü. Hala çatışmalar devam ediyor. Bizdeki insanlara biraz da sosyal devlet olabilmenin gücüyle aslında buraya çağırdığımız insanları barındırabileceğimiz, onları yaşamlarını daha düzgün idame ettirebilecekleri kampları aslında hazırlayabilirdik. Bunlar yetmediği için de tabii bu insanlar aşağıdan yukarıya bir yürüyüş gösterip doyabilecekleri, kendilerini daha güvende hissedebilecekleri büyük şehirlere gelmeye başladılar. Ama ve lakin İstanbul 20 milyon bir şehir. Ve bu 20 milyonluk şehirde zaten sıkıntılı en az bir 5-7,5 milyon insan civarında insan var. Yani sokakta kalan, kendi hayatlarını zor geçindiren insanlar. Ve bunlara ek talepte insanlar gelip, onların yaşadıkları sıkıntının üstüne sıkıntı bilip de bunu da karşılayamıyorsanız şehir olarak, sıkıntılar buradan çıkmaya başlıyor. Ama ve lakin bu sıkıntıları hep birlikte atlatacağız. Bu bir geçiş dönemidir. Kimseyi sokakta bırakmaya, bu zorlukları yaşatmalarına, hadi bireyleri bırakın ama çok küçük çocuklar var. Yani hangimizin vicdanı el verebilir buna? Bu çocukların banklarda yatmalarına, parklarda yatmalarına ya da otobüs duraklarında yatmalarına. Yani tinerci diye adlandırdığımız, ailelerinden kopmuş, bağımlı olan kardeşlerimizin sokaktaki durumlarını seyrettirdiğimizde bile içimiz acırken, ölümden kaçmış ve bizi kendilerine güven olarak hissetmiş insanlara sırt çevirebilme şansımız yok. Ama dediğim gibi sıkıntılarımız büyük. Tedbirsiz evet. yakalandık biz bu işe açıkçası. Yani bunun tedbirini almış olsaydık bu sıkıntılar olmaz. Barınabilecekleri, yemek yiyebilecekleri ve kendilerini daha güvende hissedebilecekleri bir yerde toplayabilseydik bu insanları, bu sıkıntı büyük tahmin ediyorum bu kadar büyümeyecekti. Yine devletimiz iyi idare ediyor. Yani evet, gene de iyi idare ediyoruz. 600 bin kişi mi? Az bir nüfus değil. Yani 3 öğün yemek veriliyor orada. Güvenlikleri var. Güvenlik yani birçok sosyal ihtiyaçları tabii. hemen hemen orada karşılanıyor ama tabii devlet haklı bazı düşüncelerle bazı şehirleri, İstanbul gibi büyük şehirleri o tip yardım kapsamının dışında bırakmış. Öyle olunca buraya gelmek isteyenler ister istemez o yardım, o destekten mahrum kalıyorlar. Çünkü dediğin gibi 20 milyona yaklaşan bir şehir ve Türkiye geniş bir yer. Yani bazı yerleri devlet çok fazla sıkıştırmak istemiyor olabilir. Fazla bir nüfusla. Bir de tabii şeye de bakmak lazım. Şimdi yaşadığımız... O yüzden bize düşüyor. Sivil toplum olarak, evet. Milletimiz olarak biz zaten yardımsever bir milletiz.
kardeşimiz olarak görüyoruz da onları. Fabrikasında üretim yapan ayakkabı üretiyorsa çocuk ayakkabısını bir kısmını ayırsın, göndersin nerede şeyse. Yani bir başkası mont üretiyorsa işte kas tüyü bir şey ondan biraz göndersin. Yani her kez burada sivil toplum kuruluşlarına çok büyük evet, işler düşüyor. Yani sivil toplum. Çünkü bunlar bir organize çerçevesinde yapılmalı gereken bir şey. Yani şimdi biz buradan desek ki hadi yarın bize gönderin kardeşim evinizde kullanmadığınız eşyaları desek. Biz bunu söylediğimizde gelebilecek bütün eşyaları barındırabileceğimiz bir depomuzun olması lazım önce. Bunları alacağız, ayıracağız ve sevkiyat yapabileceğimiz bir ekipmana ihtiyacımız oluşacak. Doğru. Yani bireysel altından kalkamayız ama öyle büyük kuruluşlar ve dernekler var ki zaten zaman zaman toplumsal olaylarda veya işte başımıza gelen felaketlerde çok çabuk organize olabilen, alınan yardımları oraya ve doğru yerlere ulaştırabilen sivil toplum örgütleri var. Onların aslında öncülük yapıp, hadi kardeşim bir seferberlik başlatıyoruz. Bakın böyle bir şey var. Herkes elinden ne geliyorsa ama muhatap benim. Bana yapın ki ben doğru yere ulaştırayım diyebilmesi lazım. O zaman bu yara çok fazla daha kanamadan hani daha çabuk iyileştirilebilecek gibi geliyor. Evet, yine bizim ülkemizdeki bu anlamdaki yardım kuruluşları hem sayısal olarak hem içerik hem kabiliyet olarak bayağı iyiler. Dünyada ya ülkemizin dışında da hakikaten hemen gidip organize olup derhal yardım, yani Kızılay başta zaten var ama diğer başka sivil toplum kuruluşları da İHA olsun, Cansu'yu olsun vesaire, şimdi aklıma gelmeyen diğerleri de gayet canhıraş. Hakikaten yani hiç kimseyi gözetmeden. Bu memlekette daha önce de irili ufaklı bir sürü depremler oluştu. Ama Marmara depreminden sonra biz yardımlaşmanın nasıl yapılabileceğini ve organize olmayı öğrendik. Doğru. Ve Allah bir daha yaşatmasın ki Van depreminde 48 saatte birçok sorunu çözdük. Ama ondan öncekilere bakıyorsun. Biz günlerce Afyon'daki depreme ağlamışız. Biz günlerce Gölcük depremine ağladık. Ama sonra dedik ki ha böyle değil. Başımıza bir felaket gelirse biz organize olabilmeliyiz. Nasıl organize olacağız? Tabii ki devlet kendi imkanlarıyla oluyor ama sivil toplum örgütleri hemen yardımların nereye ulaştırabileceği, o bölgede ne gibi tedbirler alınabileceği, ihtiyaçların ne olabileceğini çözdüler. Ve yine söylüyorum Allah bir daha yaşatmasın ama Van depreminde büyük bir sınavdan atladık. Ve 48 saatte çözdük bu sorunu. Ben Gölcük depremine gittiğimde sokaklarda yenmeyen, ihtiyaç zannedilen milyonlarca ekmeğin heba olduğunu gördüm. Çünkü fırınlar ürettiler ürettiler ekmek gönderdiler. Ürettiler ürettiler ekmek gönderdiler. Kimse demedi ki ya arkadaş bu adamlar sokakta yatıyorlar, bunları çözelim. Yaralar çözecek, ilaca ihtiyacımız var. Herkes yemek gönder. Kıyafetler günlerce sokaklara atıldı. İyi de yani başka açıklar var bunları çözmek gerekirken. Sonra ne oldu? İhtiyaç listeleri az buçuk belirlenebildi. Neler olacağı yapıldı. Çadırlar çabuk kuruldu. Konteynerler yapıldı. Evlerin ihtiyaçları verildi. Bunları dağıtanlar kendi işlerinde organize oldukları için sakınsız çözüldü. İnsanoğlunun olduğu her yerde tabii ki sorun olacak. Evet. Yani 5 tane, 3 tane, 10 tane mutlaka sorun çıkacak. O da kendi işlerinde eritiyorlar onu. Evet. Tabii ki organize olmak çok önemli. Yani az önce bir şey söylediniz. İstanbul'da da yaşayan çok büyük bir nüfus var ve bu nüfusun içerisinde de mesela fakir kardeşlerimiz var, sokaklarda yatan kardeşlerimiz var. Aslında tam bir sosyal devlet olsa, tam bir organizasyon gerçekleşse böyle bir durum da ortadan kalkar değil mi? Çünkü baktığımız zaman aynı zamanda çok da büyük imkanlar da var. Yani çok zengin iş adamlarımız var, yani dünyaca zengin iş adamlarımız var. İşte çok büyük işler yapılıyor Türkiye'de baktığımız zaman, aslında çok da gelişmiş bir ülke olduğumuzu görüyoruz yapılan işlere baktığımız zaman. Bununla birlikte aslında tam bir sosyal devlet, sosyal adalet sağlansa aslında tüm bu fakirlik de ortadan kalkar aslında değil mi? Size katılıyorum ama biz bazı hamleleri çok geç yapan bir ülkeyiz. Gecikmişleri yeni yeni yapmaya başladık. Şimdi dikkat ederseniz apartmanların kapılarına yeni yeni tabelalar asmaya başladılar. Olası bir sosyal afet durumunda bu apartmanın toplanma yeri şurasıdır diye. Bunu 10 yıl önce kapılara assalardı, ne yapıyorlar bunlar, bir şey mi oluyor bu memlekette diye felaket tellallığı yapardık. Şimdi insanlar dediler ki ha eğer bir şey olursa devlet bize diyor ki belediye, kardeşim bu alana toplayın ben sizi burada alacağım. Bu şimdiki durumda da belli. Belediyecilik yeni yeni köpürmeye başladı ve belediyeler artık birer hizmet ünitesi haline geldiler. Belediyeler sadece ihale veren, yolları temizleyen bir kurum olmaktan çıktılar. Belediyelerin kurdukları, o bölgelerde destek verdikleri yardımlaşma grupları da daha yeni yeni insanlar tarafından. Çünkü ülkemizde bu tip sağduyulu hizmetler ne yazık ki çok istismar edildi zamanında.
Yani toplanan yardımlar yerine ulaşmadı, bankalara yatırılan paralar başka şekilde iç edildi ama şimdi artık daha doğru ellerde. Bunları insanlara anlatmak lazım. Bu doğru işleri yapan dernekleri, vakıfları, yardım gruplarını insanlara mutlaka tanıtmak lazım. Yani ben televizyonlarda zaman zaman seyrediyorum, kamu spotu diye spotlar yayınlanıyor. Kamu spotlarında yani sigaranın insana verdiği zararı anlatmak yerine, ya kardeş ihtiyaç duyduğunuzda bakın böyle bir dernek ve vakıf var, kapısını çalabileceğiniz bir vakıftır, telefonu budur, böyle irtibat kurabilirsiniz gibi reklam spotlarının yayınlanmasını tercih ederim açıkçası. Hani başımıza gelmese bile kulağımızın bir kenarında dursun, bizim ihtiyacımız olmayabilir ama bir ihtiyaç sahibini buraya yönlendirebiliriz. O yüzden dediğim gibi çok geç kalmış şeyleri yeni yeni yapmaya çalışıyoruz. 5 sene sonra bunları konuşmuyor olacağız. Taşlar daha doğru yerine oturmuş olacak. Ve en sevindiğim şey de ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarını ulaştırılacak olan ekipler ve ekipmanlar artık gerçekten bu işe gönül vermiş insanlar. O yüzden biraz daha gönlü rahat insanlar bağışlarda bulunsunlar oralara. Destek olsunlar. Biz hep böyle hani dem vururuz ya, ya onu yapmıyorlar. Hep derim ki ya peki ben oturduğum mahallede hiç muhtarlığa gidip ihtiyar heyetine sordun mu? Arkadaş bana ihtiyacınız var mı ya, ben bu mahallede oturuyorum. Sizle ilgili yapabileceğimiz bir şey var mı? Ya da kendi bölgemdeki belediyeye bir gün gidip de ya arkadaş sularımız akmıyor diye feryadı figan edeceğimi. Ya üst mahallenin suları akmıyor, ne yapabiliriz, buranın suyu gelmiyor. Şimdi yeni yeni insanlar devletin içindeki bu işi yapan birimlerle artık kol kola yürümeyi öğrendi. Onlar da kendilerine hizmet edebilecek diğer küçük gruplara artık destek olmaya başladılar. Dediğim gibi 5 sene sonra bunları konuşmuyor oluruz. Taşlar daha düzgün yerine oturur. Bu süreç içinde işte en az hasarı almaya bakacağız. Yoksa katılıyorum size, yani hakikaten parası mülkü olan, bunu hayır yolunda harcayan ve hakikaten hani gece yatın başını yastığına koyarken ya yan komşum aç mı diye düşünen hakikaten çok insan var. Ama hep korkuları şu, ya verdiğim doğru bir yere gidecek mi? İşte o alıp doğru yere getirecek olan yerler artık açıkça hani kendilerini göstermeye başladılar. Biraz daha rahatız o konuda. Evet, doğru. Siyasette de öyle oldu. Yani biraz daha insancıllaştı siyaset. Yani daha önce daha çok devlet bakış açısıyla bakılıyordu. Çok tabii hepsi güzide siyasetçilerimiz ama şimdi daha çok bireylerin özgürlükleri, değil mi? Yani yaşam sıcaklığı biraz daha arttı. Yani eskiden daha devletçi bakıyorduk, şimdi daha millete yönelik, kişilerin şimdi, özgürlükleri. Hani yaş itibariyle hepimiz hatırlarız. En kötü ihtimalle babalarımızdan ve dedelerimizden. Türkiye'de siyasi anlayış şuydu. İşte dede kırmızıya oy veriyorsa, babalar da kırmızıya oy verdiler. Babalar kırmızıya oy verdikleri için çocuklar da kırmızıya oy verdiler. Hiç kimse kırmızının ne olduğunu sorgulamadı. Ya da kırmızı açık renk kırmızı mı, nar kırmızısı mı, kimse buna bakmadı. Ama şimdi yeni yetişen gençlik, yeni yeşilen nesil, araştırıyor, soruyor ve bakıyor. Bu lider benim dünya vizyonumda benim liderim olabilir mi? Beni taşıyabilir mi? Bu ülkenin geleceği için bir şeyler yapabilir mi? Çünkü artık o baskı kalktı Türkiye'nin üzerinden. Yani herkes diyor ki ben bir ferdim. Ben insan olarak bu yeryüzünde yaşıyorum. Peki benim kapı komşum da yaşıyor. Bir sonraki devlet de yaşıyor. Bütün bunlar kalkınca hak ve hürriyetler, özgürlükler, devlet anlayışı, o lacivert takım elbiselere bürünmüş siyasetçi kimliği gitti bir kere. Yani artık siyaset meydanlarında eşofmanlı politikacı görebiliyoruz. Bunları hani sabah akşam kalktıklarında lacivert takımlar, kravatlarla dolaşan adamlar gittiler karşımızdan. Bugüne kadar sadece devlet söylemleriyle olan insanlar gittiler. Sportif söylemler yapıyorlar, siyasi söylemler yapıyorlar, müzikal söylemler yapıyorlar. Daha çok vatandaşla iç içe olunca vatandaşın siyasetçiye, siyasetçinin de vatandaşa olan bağlılığı ve güveni arttı. Nasıl evet. Görüyorsunuz? Yani şimdiki siyasi, vallahi, bir de önümüzde yani yeni seçimler olacak, belediye seçimleri, sonra genel seçimler. Ben 80 ihtilalini bizzat yaşamış. Tabii benden önceki yaş grupları daha önce de ihtilaller görmüş insanlar. Şimdi dönüp baktığımızda hani 80'den bu yana nereye gelmişiz? 23 senede neler değişmiş bu memlekette 30 küsür sene içinde? Çok uzun yol kat ettik. Çok uzun yol kat ettik. Yani bugün artık siyaset ve sivil herkes durduğu yeri çok iyi biliyor. Bu korku kalktı. İnsanlar şeye beklerlerdi. 3 gün bu memlekette işler kötü gittiğinde asker gelecek, yarın tepemize binecek durumu vardı. Her askerin gelip işi düzelteceğim dediği yerde biz filmi geri sarıyorduk. O yüzden de evet. Türkiye'nin
bulunduğu yerdeki cevherini hiçbir zaman parlatamadık. İki kıtanın birleştiği bir yerde, doğunun ve batının kurtarıcı olarak gözümüzün içine baktığı bir yerde biz bir türlü iki yakamızı bir araya getiremedik. Şimdi bir dik siyasetimiz var. İtibar sahibiyiz. Avrupa'da söz sahibiyiz. İnsanlar artık ciddiye alıyorlar söylemlerimizi. Döndüğümüz baktığımız zaman doğudaki insanlar kurtarıcı gözüyle bakıyorlar bize artık. Yani iyi ki Türkiye var burada. İyi ki bizim sigortamız var. Bir şey olursa biliyorlar ki biz kucak açacağız buraya. Bunların tamamı değişti. Vatandaş istediğini söyleyebiliyor. Vatandaşın adaletten tutun her konuda ciddi hamleler yapıldı. Tam yine söylüyorum, bunlar Türkiye gibi bir ülke için çok geç kalınmış hamleler. Bir istikrar ortamı var. Hani severler sevmezler, taraf olurlar olmazlar. Ama benim kişisel görüşümü söylüyorum. Bu topraklar üzerinde yaşayan bir vatandaş olarak söylüyorum. Ben bugünkü düzenin bir sonraki dönemde de bozulmasından yana değilim. Çünkü Türkiye bundan sonra yapılacak değişikliklere hazır bir ülke değil. Türkiye çok yol kat etti. Yani bunu dönemleri ağır yaşamış, bilen insanların hepsi hazmedebiliyorlar. Tabii ki beklentilerimiz farklı. Ama herkesi memnun etmek gibi bir durum da söz konusu değil. Yani tek tek kimse mutlu olmayacak. Burası bir ülke ve buranın şartları var. Buranın kendine göre bir yaşam biçimi var. Bu topraklar üzerinde yaşamayı kabul eden herkes bu düzene ayak uyduracak. Ben Türkiye'nin geleceğini çok güzel görüyorum. Biz yani de öyle görüyoruz. Çok güzel görüyorum. Evet. Ve hatta bu söylediğiniz Türkiye'nin özelliklerinin bölgeye de bir örnek olması ve birleştirici bir rol üstlenmesi gerektiğini de düşünüyoruz. Kesinlikle. Zaten özellikle doğudaki devletlerin bize olan güveni bundan. Yani bir şey olursa bunlar bize sahip çıkacaklar ve ortayı bulacaklar. Çünkü eskiden olduğu gibi kaypak bir gösteri yapmıyoruz. Net bir duruşumuz var bizim artık. Yani biz bir devletiz. Ve bir devletin yapması gerekenleri durması gereken şekilde durarak yapıyoruz. O yüzden de bu güveni sağlamamız çok normal. Hiç şaşırmıyorum buna. Yani biz hakikaten yadırganmıyoruz. Biz değerleri çok yüksek olan, maneviyatı çok yüksek olan, toprak bütünlüğü olarak durduğu yerde çok değerli bir ülkeyiz. Ama dediğim gibi bizi hep öyle oyaladılar ki, önümüze öyle oyunlar sergileyip öyle şeyler koydular ki biz bir türlü kafamızı gömdüğümüz kumdan çıkartamadık. Şimdi kafamızı çıkarttık ve gördük ki dünya böyle değil. Şimdi bizi görüyorlar ve en saygın olduğum şey, iki tane çocuğum var benim. Geleceğe onları hazırlıyorum. Olabilir. 50 yaşında bir adamın hayattan bundan daha farklı beklentileri olmaz ama onların yeni bir hayatları var ve söylüyorum. Bu ülkenin önü çok açık. Yani isterdik ki keşke o şans bize de denk gelseydi. Ama yeni yetişen nesil için baktığımda, yeni gelen gençlik için baktığımda önlerinde ufku çok geniş, kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir ülkenin evlatlarılar bunlar. İnşallah buna sahip çıkarlar. Evet. Şimdi az önce siyasi oylarla ilgili bahsederken herkesin örneğin babasından sonra işte oğlunun da aynı şekilde oy verdiğini söylemiştiniz. Burada sizce birazcık da bir baskı olabilir mi? Yani ne derler baskısı? Çünkü dünyaya baktığımız zaman dünyada sürekli olarak bu tarz baskılar olduğunu görüyoruz. Örneğin bir dini gruba mensup kişiler mezhepselliğine aynı şekilde ne derler korkusuyla diğer mezheplerle birleşememe gibi çeşitli korkular olduğunu görüyoruz insanlara. Yani her alanda, bu sosyal alanda da geçerli. Farklı gruplara mensup kişilerin ne derler korkusuyla diğer kişilerle çok da muhatap olmadığını görüyoruz. Ve bu aynı zamanda aslında birazcık da barış ortamını zedelemiyor mu sizce? Yani bu baskılar, bu zorlamalar, insanlar arası ayrımlar. Bu sadece bizim için geçerli değil. Dünyanın her yerinde bize benzer toplumlardaki bu güçlünün bir alt tabakayı ezmesi ve zapt altında tutması. Bu aile içinde de böyle. Güçlü babaysa ve baba buna siyah diyorsa, ailenin diğer geri kalanlarının da buna hayır gri deme şansı kalmıyordu. Hep dedim yani işte yetişiyorsunuz bir ailenin içinde, herkes Galatasaraylı. Sizin ben Fenerbahçe olacağım diyebilme şansınız çıkmıyordu. Evde başka bir şey konuşulmuyor çünkü. Devamlı bu üzerinde ve şey vardı. Aman ha bak olmazsa bu olur. Siyasette de böyleydi. Ötekiler gelirse bizi mahvederler. Keserler. Bu. Böyle yetişince diyorsunuz ki ha beni bu koruyacak. Sonra bakıyorsunuz ki öyle değil bu iş. Kabuk kırıldı. O korku imparatorluğu kalktı. Yani sadece bizde değil. Dünyanın birçok ülkesinde bu artık yerle yeksan oldu. İnsanlar önlerindeki o sis perdesini kaldırdılar ve her şeyi daha net görmeye başladılar. Eskiden bu kadar net insanlar çıkıp ortalıklarda siyasi fikirlerini söyleyebiliyorlar mıydı? Ya tuttukları takımı söyleyemiyorlardı insanlar bu ülkede. Bırakın siyasi fikirlerini korkudan. Yani
kimse taraftar olduğu takımı söyleyemiyordu. Ama o kadar çok şey değişti ki artık bugün iki karşıt görüşlü yazar, fikir adamı, siyasetçi bir televizyon programında program yapabiliyorlar. Fikirlerini tartışabiliyorlar. Artıyı ve eksiği karşı karşıya getirip vatandaşa kendilerini anlatabiliyorlar. Ve insanlar da seyrediyorlar ki ha bak böyleymiş demek ki bu işler. Ama bundan önce bırakın onu bayramda tokalaşmıyorlardı bile. O tip bir baskı tabii insanın yaratılışına ve ruhuna aykırı bir şey. İnsan her şeyden önce kendi hürriyetine, özgürlüğüne düşkündür. Değil mi? Allah da bizi öyle yaratmış, öyle bırakmış. Seçme yeteneği vermiş. Doğruyu, yanlışı göstermiş. İyiyi, kötüyü ayrı ayrı göstermiş. İnsan kendi özgürlüğünü kullanma, başkalarının özgürlüğüne müdahale etmeyecek şekilde hep bu arzudadır. Yani bunun peşindedir. Şunu senden öğrenmek istiyorum Tayyar'cığım. Çünkü sen hakikaten tespitleri güçlü ve bunu da gayet güzel ifade eden bir insansın. Toplumun belli kesiminde şimdi tabii yani siyasi iktidara karşıtlığın ve onunla birlikte belki de dinden bazı şeylerde çekinmenin altında bağnazlık düşüncesi mi? Yani haklı olarak da hakikaten. Yani şimdiye kadar kötü bir model görmüş olmalarının ve gerçek din güzel ahlakını yansıtmayan yobaz ve gerici diye tırnak içinde bir model gördüklerinden dolayı mı? Biraz böyle bir temkinle de altın şöyle bir sıkıntı var. Biz okumayı henüz yeni seven bir milletiz. Halbuki dönüp baktığımızda bize önder olarak gönderilen ve var olma sebebimiz Peygamber Efendimiz bile hiç okuma yazma bilmiyordu. Ama Allah-u Teala gönderdiği kitaba peygamberine oku diyerek hükmederek gönderdi ve oku dedi. Oku. Ya peygamberine oku diyen yaradan sana okuma mı diyor. Niye okumuyorsun kardeşim? Bir oku. Oku ki anla. Çünkü senle benim anlama şeklimiz farklı olacak. Ama okuduğumuzda aynı şeyi anlayacağız. Sen okuyup ben okumayınca aslında aynı şeye bakıyoruz. Ama sen okuduğun için bu işin ilmi yönünü daha iyi biliyorsun. Ben okumadığım için kendime göre yorumlayarak yapıyorum. O zaman toplumdaki insanlar ikimizi değerlendirdiklerinde ben onların gözünde bağnaz, katı tutumlu, kendi kuralları içinde olan ve asla taviz vermeyen bir adam olarak bakıyorum. Ama seni dinlediklerinde başka şeyler alıyorlar senden. Senin başka anlatım tarzın var, senin ifadelerin başka. Çünkü sen okuduğun için işin bütün detaylarını biliyorsun. Önünü, arkasını, altını niye böyle dendiğini. Ben okumadığım için hiç bilmiyorum. Ama benim için kardeşimin saçının böyle taranması asla yanlış. Niye? Okumadım bilmiyorum ki. Ve hep şu var. Hep birilerini bizim gibi olsun istiyoruz. Hiç kimseyi olduğu gibi kabul etmiyoruz biz. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Onun için belli bir olgunlukta olmak gerekir zaten. İşte bu olgunluğu sağlayabilmek için ya okuyacağız, okumuş insanları can kulağıyla dinleyeceğiz. Evet. Yani bunu yeni yeni keşfetmeye başladık. Bunu keşfedince de yani hep şunu söylüyorum. Ya bir insan mensubu olduğu dine ait kitabı okumaz mı? Niye? Ya eskiden hadi yoktu diyorsunuz. Şimdi var, Türkçesi var. Meyalleri var. Artık televizyonlarda bunlarla ilgili programlar var. Diyanet'in yayınları var. Buna ilgili bir şey. Ya niye okumuyorsunuz kardeşim? Niye? Niye okumak istemiyorsunuz? Niye istediğiniz gibi algılamak istiyorsunuz bunu? Bunu okumuş, hatmetmiş ve bu yola kendini adamış insanlara niye inanmıyorsunuz ve itibar etmiyorsunuz? Bu kuşku ve korku niye? Halbuki kimsenin kimseden bir beklentisi yok. Kimseye gelip zorla önünü çevirip bunu giyeceksin, bunu çıkartacaksın, böyle dolaşacaksın diyen kimse yok sokakta. Ben diyorum ki kardeşim karışma benim siyah takım elbise giymeme ya. Sen pembe gömlek giyebilirsin. Çünkü sen kendine yakıştırdığın için bunu giyiyorsun. Ama sen onu giyerken benim giydiğimle ilgili niye sıkıntıya düşüyorsun? Ben seninle ilgili giydiğine sıkıntıya düşmüyorum ki. Ha bir de bizi bu noktada buluşturan, çünkü insanoğlunun yaratılışındaki en hassas nokta değil. Başka türlü bizi birbirimize vurduramazlar. Getirecekleri, koyacakları iş ya mezhep kavgası çıkarttıracaklar aramızda ya da en kalbi ki bakın zaten savaşlara çıkma nedenlerin en büyük nedenleri din savaşlarıdır. Başka yerden insanları gaza getiremezsiniz.
Evet, çok güzel özetlediniz gerçekten. Baktığımız zaman gerçek İslam'a, İslam zaten barış dinidir. Allah barış dini olarak gönderdiğini söylüyor ve normalde herhangi bir şekilde böyle bir savaş hali, kimsenin kimseye karışma hali gibi bir şeyin olmaması gerekiyor. Çünkü aynı zamanda Kur'an'da tam laikliğin de olduğunu görüyoruz. Benim dedem rahmetli, mekanı cennet olsun, bulunduğumuz semtte çok alim bir hoca olarak anılır. Hala eskilerde ismini söylendi, tanırlar ve bilirler. El yazmalarıyla yazmış Kur'anlarını hep. Hala hazırda bir Kur'an'ımız var ki yanına kendi el yazısıyla notlar almış. Rahmetli babaannem 5 vakit namazında bir kadındı. Kur'an okumaya giderdi de ailelerle toplantılara. Benim babam uzun yıllar müezzinlik yapmış. Ama ben kendi ailemden hiç baskı görmedim. Çok güzel. Hiç baskı görmedim. Her defasında şu vardı. Bunu yapman senin için bir görev. Ama bunun dışında yapacaksın. Bak saatini geçiriyorsun. Hiç böyle bir baskı görmedim. Ama zaman içinde kendime göre doğru olanı kendim zaten bulmaya başladım. Okuyarak, bakarak ve anlayarak. Çünkü benim yaratılmış olduğum toplumda beni yaradanın, beni mensup ettiği bir yer var. E peki, yani ben şimdi hafta sonu Fenerbahçe maçına gideceğim, formamı giyiyorum. E peki dinimle ilgili yerine getirmem gereken şeyleri yapmam gerektiğinde bana yap denilir niye yapmıyorum? Kimse bana maça giderken formanı giy demiyor. Ama burada bunu yerine getireceksen bak bunu da yapman gerekir. Yaparsan karşılığı bu olur. Bu kadar açık ve net. Hiçbir şey gizli saklı değil. Her şey kalem kalem yazılmış. Ama almak istiyor muyum, almak istemiyor muyum? Hamurumda ne var bunun? Ben nasıl bir şeyle yoğruldum ve bırakıldım. Annem babam beni nasıl yetiştirdi ve koydu? Hep anlattılar. Anlatırken bir taraftan kulağıma küpe oldu. Hep söylüyorum. Anneler ve babalara çok büyük görevler düşüyor çocuklarıyla ilgili. Dışarıda belki anlayamayabilirler. Okullarda genelde öğretmenlerimize karşı böyle bir net tavrımız vardır. Sadece din dersi için değil. Bütün derslerde ne anlar mı çok iyi biliyorlar ama evde anne ve babanın yetiştirdikleri çocuklara verecekleri dersler çok önemli. Ondan daha iyi bir okul yok. Ondan daha iyi bir eğitim yok. Onun için çok güzel bir dinin mensubuyuz biz. Binlerce kere şükrediyorum ki ben böyle doğdum. İyi ki böyle bir şansı verdi. Bu çok büyük bir şans. Maşallah. Bu çok büyük bir şans. Maşallah. Yani ben Avusturya'da doğabilirdim, Amerika'da doğabilirdim. Ve bu doğruyu bulmak için zamanım olmayabilirdi. Ulaşamayabilirdim buna. Yani imtihanım öyle de olabilirdi benim. E peki, öyle olmadı ama böyle oldu, böyle bir şans verildi bana. Yani neyi reddediyorsun ey insanoğlu, neyi geri çeviriyorsun? Nedir derdin? Nereye ulaşmaya çalışıyorsun? Bunun yönü yok. Metresi belli götürüp koyacakları yer. Ve herkesi götürecekler oraya. Ne istiyorsun, ne arıyorsun? Sonu yok bu işin, sonu orası. Ve kimseye ayrıcalık yok. Adalet mi? İşte sana adalet. En şöhretlisinden en zayıfına, en güçlüsünden en yoksuluna, herkesin gittiği yer orası ve herkes aynı şeyle gidiyor. Kimseye lüksü yok bu işin. Yani hiç kimsenin götürüldüğü tabutun üzeri taşlarla işli değil. Hiç kimsenin gittiği yere kadife kumaş döşemiyorlar. Herkes toprağın içine gidiyor. Adaletse işte sana adalet. Daha bundan adaleti var mı? Neyi reddettiğini insanların anlayamıyorum. Tek sıkıntıyla söylüyorum. Okuyacağız. Okuyacağız ve okuduğumuzda iyi anlayacağız. Bunu anladığımızda buraya öyle bir et parçası konulmuş ki, o kadar muazzam bir organ ki bu, bunu sizden başka hiç kimse taş haline getiremez. Hiç kimse. Buraya koyacağınız sevgiyle birçok şeyi aşabilirsiniz. Evet, çok güzel söylüyorsun. Gerçekten ağzına sağlık. Yani sevgi, yani zaten her şeyimiz Allah'ın bizden istediği her şey en başı sevgi. Ve Kur'an'ı okumak, çok güzel ifade ettin, dinimizin kitabı, Allah'ın sözünü okumak ve Kur'an'la ilgili kitaplar hazırlayan, bağnazlıktan uzak, sevgiye dayalı, Kur'an'ın gerçeklerini ortaya koyan, günümüz okumuş aydın, böyle modern gençliğine ve insanlarına hitap edebilecek eserleri okumak, onunla ilgili televizyondan sonra, doğrusu açıkçası mesela bizim A9 televizyonumuz, Sayın Hocamızın gayet güzel programlarıyla bu misyonu yükleniyor. Yani gayet modern, çağdaş,
sevgiyle, güzellikle herkesi kucaklayan, birlik, beraberlik içinde hem milletimizin, hem ülkemizin, hem bölgemizin, dünyanın o güzellikler içinde olmasını, silahların kalkması, insanların barış içinde, sevgi içinde yaşamasını hedefleyen, zaten Allah'ın bizden istediği de bu. Bunu ve o yüzden bunları tavsiye etmeni önemsiyorum gerçekten. Ben fırsat buldukça mutlaka kanalı bir kere seyretmeye çalışıyorum. Bu hem eski dostluğumuza istinaden hem de sektörün içinde biri olaraktan bölgesel televizyonlara falan da bakıyorum. Bir uydu taktırdım evde. Hem diğer kanallarda ne yapıyorlar meslektaşlarım? Oralarda hangi şartlar altında neleri başarmaya çalışıyorlar? Ama bu arada biraz önce yayına girmeden önce de söyledim. Önce teknik anlamda bakıyorum ekrana, şekle, şemale. Çok kaliteli bir ekran yapısı var. İçeride yer alan programların hakikaten izlendiğinde ve dinlendiğinde mutlaka insanlara hep hani kulağımıza küpe durumu vardır ya, evet, kulağımıza küpe olabilecek, kolumuza altın bilezik olarak takabileceğimiz, bilgi hafızamıza, daha sonra eşimize, dostumuza veya girdiğimiz cemiyetlerde aktarabileceğimiz doğru bilgileri enjekte eden bir yayın şekli olduğu için açıkçası fırsat buldukça seyretmeye çalışıyorum. Sevgi her şeyden çok önemli. Bunu eğer karşınızdakine verebiliyorsanız, bu samimiyeti, size güveniyorsa, o zaman sizi örnek almaya başlıyor, söylediklerinize itibar etmeye çalışıyor. Güveniyor bir kere size. Diyor ki bu adam yanlış yapmaz bunu. Bunun yanlışla işi olmaz. Buna yanlış yapmazsa bana da yanlış yapmaz. Siz doğru bir adamsanız zaman içinde sizden gördüklerini kendi hayatında kullanmaya başlıyor. Ve siz belki farkında olmadan onun yanlışlarını törpülemeye çalışıyorsunuz. Bizim insan olarak birlikte bulunmamızın en önemli gayelerinden biri bu değil mi? Yanlışa sürüklenen insanları doğru yaşadığımız hayatta doğruya yönlendirebilmek. Kimsenin gırtlağına sarılmıyoruz gel benim gibi yaşa diye. Ama örnek oluşturuyoruz toplumun içinde. Size bakıyor, kardeşime bakıyor, bana bakıyor, diğer insanları izliyor. Ve diyor ki ya bu insanlar böyleyse demek ki doğru olan bu. Pür, upak, temiz, söyledikleri dinlenebiliyor. Kimseye bir kötülükleri yok, yalanları yok, dolanları yok. Ben niye onlar gibi değilim? Ya da niye onların arkadaşı ben değilim? Ve sizle beraber olmak için, sizi dost edinebilmek için, sizle arkadaşlık kurabilmek, güzel meziyetlerinizden faydalanabilmek için yanınızda yer almaya çalışıyor. Ben zaten hani az buçuk, eğer bir kişi bile böyle kazandırabildiysem, zaten insanlık görevimi yerine getirmiş oluyorum. Ne güzel, ben sen gözünü açtığından itibaren şuurla ve şükürle hayata şükürler başladığını olsun, biliyorum. Şükürler olsun. Yani o güzel vicdana sahip bir insansın. Zaten hem yüzüne hem konuşmalarına, Allah razı olsun, şeyine aksediyor. Yani sizden de Allah razı olsun. Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım. Bir kere çok mutlu oldum. Hem çok uzun süre oldu. Çok uzun süre değil mi? Bir seneden fazla oldu yüz yüze geldiğimiz karşılıklı ama evet. Hani insan çok sık görüşmese bile dostlarının sesini duyduğu an, o dostlarıyla yüz yüze geldiğinde hakikaten keyif alıyor bundan. Ben senin hem sesini duymaktan hem seni görmekten çok büyük keyif alıyorum. Aynı şekilde. Çok sık bir araya gelmesek bile güzel bir dostluğumuz var. Akşam seninle telefonla konuşunca o sevincim bir kez daha arttı. Burada beni ağırladığınız için bir kere çok teşekkür ediyorum. Evet, bizim için de gerçekten çok iç açıcı, çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Evet, o zaman programı programımızın sonuna geldik. Bir dahaki Hayata Dair programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.